Adını anons etmez mi? Adım Doğan Yılmaz. Maylum şairim. Bravo! Karabaş, başkan, karabaş, başkan, karabaş, başkan, karabaş, başkan. Sayın İvan, değerli tüm mobil yöneticileri, bence basına zarar misafir odalarınızın yöneticileri, kıymetli meslektaşlarım. Evet, sevgili ergenler dinlediğim artık. Arkadaşlar, Aykut Hocam'la bir anekdotum var, onu anlatmadan geçemeyeceğim. Ben Eskişehir'de okuyordum, İdari İlimler Fakültesi'nde 4. sınıfta mezun olmam, bir ders vardı. Muhasebe organizasyon dersi ve çok da başarılıydım o derste. O dersten final açıklandı, ben 20 almışım. İnanamadım, her şeyi hazırlamışım, askere gideceğim, ailemin ekonomik durumu da müsait değil. Benim askere gitmem lazım, yani para yok, şey de yok, iş de yok. Rahmetli Sabri Bekler Hocam, dedi git davaç. Gittim. Benim nasıl de oluyorum? Hocamdı o. Evet, sizin de hocanızmış. Açtım davayı. Mahkeme olarak Eskişehir İdari Mahkemesi en yakın üniversiteye gönderiyor ve Uludağ Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi ve Halis Hoca, Halis Ertürk'ün yanında iki hoca daha, Adem Hoca, birini diğerini hatırlamıyorum. Onlar bilir ki seçilmiş ve ben ertesi gün hocanın makamında oturuyorum bir kilo kestane şekeriyle beraber. Böyle tanıştım Halis Hocam'la 1990 yılında, bilmiyorum hatırlıyor mu? Sabri Hocam'ın Allah rahmet eylesin gani gani. Selamıyla geldik ve kağıdımız okundu. Torpil yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama 72 almıştım. Bu açıdan da teşekkür ederim hocam. Şimdi bir şey almışsak da biz o zaman çaktırıyorduk şeyden. Bizler çakallar idare mahkemesine davalaştıkları zaman Eskişehir'e gidiyordu. Eskişehir hocaları para kazanıyordu. Eskişehir'den çaktıranlar buraya geliyordu. Biz de bir şey olarak idare mahkemesine gidiyor ama tabii bu espri öyle bir şey yoktu. Çünkü şunu çok gördüm ben, hep idarecilerle ulaştım. Bir ara bir hocamız vardı burada, bir öğrenci geldi şikayet etti. Ya hocam dedi, benim okulumun olmaktan az geldi. O zaman bizim sınav kağıdımız, arkadakinin altından aldığımız sınav kağıdımızı 4 sayfa büyük. Kemal Konu gitti ve kaçmıştı onu. 4 sayfaydı böyle. Bizim hoca, bir hakimin oğlundu hoca, birinci sayfada bir soru var, onu cevaplandırmış, o da yarım yamalak not vermiş. Bir de arka sayfayı çevirmiş, yine yarım yamalak not vermiş. Yani 20 puanlık soruya atıyorum, 5 vermiş, burada 5 vermiş, çocuk 10 almış. İdare edici olduğum için açtım kağıdı, baktım kağıdın içerisi aynen bura gibi doğru. Ya ismini vermiyor. Ya hocam ne yaptın? Ya tanıdığıma gelmiş, atlamış şimdi ve çocuğu tekrar gidip maddi hata dilekçesine ile kurtarmış oldu. Başka bir maddi hata, dekan yardımcısıyım. Sekreterini getirdim, alıştığı sefer. Hocam dedi, bu itiraz etmiş. Eder kızım dedi, ne var dedi. Dedi ki, hocam dedi, daha kağıdı burada, kağıt şu. Sonra hoca üç tane soru sormuş. Usul esas soru bir, soru iki, soru üç. Sadece yanıtlar kısmına yanıtları yazmış ve kağıdı vermiş. Çağırdım çocuğu, niye dedim bunu hocam? Hocam herkes itiraz dilekçesi veriyordu, ben de verdim. Belki kuşa çarpar, gol olur diye onun için verdim. Evet, devam edelim başkanım. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar, dünyada hiçbir şey yok ki değişmeden ve yenilenmeden hayatını sürdürebilsin. Bizim mesleğimiz de, bizler de değişmezsek ve yenilenmezsek yok olup gideceğiz. Bu seçim sürecinde yaklaşık bir yıldır ben bu süreci yürütüyorum arkadaşlarımla beraber. Değişim ve yenilenme sloganını kullandım. Bakıyorum bugün meslekte dayanışmadaki arkadaşlarım da benim sloganı kullanıyor. Herhangi bir dava veya şey açmayı düşünmüyorum, kullanabilirsin arkadaşlar. Evrensel değerlere hep bir sahip çıkmalıyız. Sizlerin de sahip çıktığını gördükçe ben de mutlu oluyorum. Ülkemizde, mesleğimizde yeni bir dönem başladı. Bir toplumsal muhalefet dalgası başladı, geliyor. Hem bu bizim yerel seçimlerde gördük, bir değişim talebi var. Aynı şekilde bizim meslekte de bir değişim talebi var. Arkadaşlar, TÜRMOP odalarımız her türlü çalışmasının yapılanmasını tamamladı. Bunu hep söylüyorum, konuşmalarımda da belirtiyorum.
Neyi kastediyorum? İşte binalarımız tamamlandı. TÜRMOB'un yeni yeri yapıldı. Hocalarımız eğitildi. Arkadaşlarımız tamamlandı. Fiziki olarak her şey yapıldı. Kurumsallaşma çalışmaları tamamlandı. Kitaplar yazılıyor. Her şey tam. Ama bu yetmez. Artık değişme zamanı. Herkes için değişme zamanı. O yüzden diyoruz ki değişim ve yenilenme Bursa'dan başladı. Ama yavaş yavaş ayak sesleri Ankara'ya kadar gidiyor. Ankara'daki dostlarımız bence azıcık yavaş korkmaya başlamaları gerekiyor. Burada Nevzat Başkanım var, denetim kurulundan arkadaşım. Haberiniz olsun, yavaş yavaş Ankara'ya doğru yenilenme geliyor. Ona göre hazırlıklı olun diyorum. Bizler çalışma hayatında çok kritik görevler yerine getiriyoruz. Bu görevleri yerine getirirken çok çalışıyoruz, çok da yoğun çalışıyoruz. Fakat bu çalışmamızın karşılığını bürokrasiden ya da idareden göremiyoruz. Arkadaşlarımız hep gezerken söylüyorlar, müşterilerimizden yeterince saygı görmüyoruz. Arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları hep birbirinden anlatırken aynı dertleri anlatıyorlar. Evet, bizler çok yoğun çalışıyoruz. Bu çalışmanın bize yarattığı, işte Servet Mesut'un gece ışıklar yanıyor falan. Arkadaşlar, müşteri kotasını içeren hizmet standardı. Bunun peşinde olacağız. Evet, ilk projemizi açıklıyoruz. Diyoruz ki, bütün mahalle müşavirlerin bir kotası olacak. Bu mahalle müşavirler kotanın üzerinde iş alamayacak. Artı yeni meslektaşlarımıza iş çıkacak. Yetmiyor. Herkes 40 saat esasına göre çalışacak. Kimsenin de ışığı ışığı yanmayacak kardeşim. Bilemiyorum. Ayrıca bu nedir ya? Gidiyoruz bilgi içerisinde bir arkadaşım var, ismini söylemeyeceğim. Ya çocuğun 10-12 tane müşterisi var, defteri var, zor zor geçiniyor. Aynı yolda gidiyoruz, ulu yolda başka bir handa 150-200 tane müşteri. Ya gözümüze yüzümüze dursun, biraz paylaşalım arkadaşlar. Paylaşmazsak yok olacağız. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Aynı şey siyasette de oluyor, aynı şey ekonomide de oluyor. Paylaşmak zorundayız. Yukarıda koca koca şirketler oluşuyor. Aşağıda esnaf yok oluyor. Aynı şey bizde de oluyor. Koca koca bürolar oluşuyor. İnsanlar dünya paralar kazanıyor. Bir bakıyorsunuz tapularına tapular ekliyorlar. Ama orada meslektaş bağ kurmuyor diye. O yüzden bu müşteri kotasını içeren büro hizmet standartını biz 2008'de hazırlamıştık. Şu anda Maliye Bakanlığı da bir çalışma yapmış. Biz de bunun arkasındayız. Ama sadece onları bırakmayacağız. Çağdaş Muhasebeciler Grubu olarak yarın akşam sandıktan da çıktığımızda bu birinci işimiz bunu takip etme olacak. Siyasi iradeyi bunu bırakamayız. Bizim meslek örgütümüz bu işin içinde olacak ve mutlaka karar sürecinde yer alacak. Beni hayal kırıklığıyla suçlayan arkadaşlar oluyor. Hatta az önce ben dışarı çıkmıştım, Ali Ekber Bey söyledi. Yine TÜRS'den birlikteki arkadaşlar söylemiş. Evet, ben hayal kuruyorum arkadaşlar. Hayal kurmazsam yaşayamam, burada da olamam. Yine bir anekdot, 1998'de beni Çağdaş Muhasebeciler Grubu'na kaydettiren sevgili Mustafa Akgül Üstad'ım buradadır. Onun bürosundayız. Beni Bülent Başkan'la tanıştırdı. Bülent Başkan hatırlıyor mu bilmiyorum ama dedi ki ne olmak istiyorsun? Vallahi dedim bu olaya başkan olmak istiyorum dedim. Daha birkaç günlük meslektaştı bugün. Evet, o gün onun hayalini kurdum. Bugün de sizin karşınızdayım. Yarın inşallah da Çağdaş Muhasebeciler Grubu bünyesinde bunu gerçekleştireceğiz. Evet, bir hayal daha kurdum. Ben bağımlı çalışıyordum 7-8 sene. Patronların karşısında kendimi yalnız hissediyordum. İki dudağın arasında hissediyordum. Şimdi o hayalimi gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlarımla beraber. Bütün bağımlı çalışan arkadaşlarımızın iş yerlerine, patronlarına mektup göndereceğiz. Mutlaka. Başkanın imzasıyla, düzgün bir yazıyla hem meslektaşlarımın hakkını anlatacağız, hem onların ücretleriyle ilgili mutlaka hatırlatmalarda bulunacağız. Sosyal güvenlik primleriyle ilgili çelişkilerini gidermeler için de uyarılarda bulunacağız. Aynı zamanda meslektaşlarımızın ödevleri de olduğu, belli disiplin kurallarına uyması gerektiği, meslektaşımıza seminerlere geldiği takdirde edineceği bilgilerin o işletmeye fayda getireceğini anlatacağız. Bu düzenli olarak her yıl her işletmeye gidecek arkadaşlar. Böylece meslektaş kendini yalnız hissetmeyecek. Evet, ben yalnız hissettim, hayal kurdum, hiçbir başkanla bunu yaptıramadım. O yüzden başkan olmak istiyorum ve bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum.
Bağımlı çalışanlarımızın bir de aidat problemi yaşanmaya başlandı. Diyoruz ki nispi aidat hukuk çerçevesinde iptal edildi. Bizim açımızdan da artık bunu kovalamanın bir gereği yok. O zaman bir hakkaniyet sağlanıyor. İmza kullanmayan bağımlı meslektaşlarımızın aidatlarında %50 indirim yapacağız arkadaşlar. Evet, odamızın ekonomik problemleri var ama bir de hak var, hukuk var arkadaşlar. Hiçbir imza kullanmayan meslektaşla ayda belli bir rakamın üzerinde kazanan meslektaşımızın aynı aidat ödemesi hakkaniyet mi? O yüzden bağımlı meslektaşlarımız için özellikle söylüyorum. İmza kullanmayan meslektaşlarımızın aidatlarının %50 indirimle ödenecek. Buna ilaveten bunun için yasal düzenlemeye gerek yok. Bunun için Oda Yönetim Kurulu'nun alacağı bir karar yeterli olacaktır. Buna ilaveten yeni meslektaşlarımızın 1 ile 3 yıl arasında büro açmış olan meslektaşlarımızın da aidatlarının %50 ödenmesi için bir yasal ya da yönetmelik çalışması yapılması gerekiyor. Bunun da hazırlığını yapacağız. TÜR MOBA ve Bakanlığa bunu sunacağız. Eminim böylece yeni meslektaşlarımızın büro açtığında çektiği sıkıntılarına bir nebze şerbet olur bu olay. Bağımlı arkadaşlarımız da odalarla olan ilişkilerini tekrar kurmuş olurlar. Biz ziyaret ettiğimizde bağımlı arkadaşlarımızı benim odada ne işim var, benim odayla bir işim yok, eğitimler de bana uygun değil, gelmek de istemiyorum. Cumartesi günü benim bir günüm var, işte hafta içi yapıyorsun. Yani böyle gelmemek için bahane oluyor çünkü gönül bağı kopmuş. Bizler de diyoruz ki böylece onların gönül bağını kuralım istiyoruz. Mücbir sebep düzenlemesiyle ilgili hepimiz bu konuda çok istekliyiz, çok arzuluyuz. Şubat ayında bu konu çok gündeme geldi. Hatta meslek dayanışmadaki arkadaşlarımızın broşürlerinde de var. Konuşuyoruz da beraber. O zaman güç birliği yapacağız. Siyasilerin kapısını aşındıracağız. Bırakmayacağız onları. Rahat bırakmayacağız. Gideceğiz kapılarında oturacağız arkadaşlar. Bıkmak yok. Sizler de iş yapıyorsunuz. Müşterilerinizle ilgili tahsilat yapıyorsunuz. Adana bir gidiyorsunuz, iki gidiyorsunuz. Gitmezseniz üçüncü size ödeme yapmıyor. Ama üçüncü gidin, dördüncü gidin, beşinci gidin. Artık mecbur kalıyor size ödeme. Aynı şeyi yapacağız. Gideceğiz, bıkmayacağız. Bir ay mı sürer, üç ay mı sürer, beş ay mı sürer, kaç ay sürerse sürsün. Benim arkadaşım kardeşini defnediyor, beyanname yapmak zorunda kalıyor. Olacak şey değil bu ya. Olacak şey değil. O yüzden bu konuda bir konsensüs oluşmuş durumda. Bu işin gruplar üstü olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka hep birlikte mücadele edeceğiz bu konuda ve ben bu işin öncüsü olmaya kararlıyım. Biz meslektaşlarla temas ederken bu projeleri anlatıyorum ama bu zaten öyle oturup da masa başında yazdığım şeyler değil. Yaklaşık 1000'e yakın meslektaşlar ofisinde birebir oturarak, konuşarak bu projeler oluştu. Sonra da 2-3 ay boyunca da kendi arkadaşlarımızla akşamları toplanarak bu projeleri oluşturduk. Ben de 50 tane 60 tane proje sayabilirim. Var, yapabiliriz. Ama enerjimizi dağıttığımız zaman hiçbirini gerçekleştirme imkanı olmadığını düşünüyorum. O yüzden belli sayıda, işte bahsettiğim sayıda 5 ya da 6 tane projeye odaklanıp onların dışında hiçbir şeyle uğraşmayacağız. Odamızın zaten yürümesi gereken işleri var. Onlar kendiliğinden yürüyecek, gidecek, eğitimdir, çalışanların verdiği hizmetlerdir. Onlar devam. Ama bizler yöneticiler olarak mesaimizi biraz fazla harcayacağız ve dediğim gibi belli projeler konusunda bu aşamalarda bize ticaret odaları, esnaf odaları, gelir dersi başkanı yani bütün paydaşlarımız bunlarla temas kuracağız ve onlarla sadece protokol görüşmeleri yapmayacağız. Onlarla sosyal ortamlarda da beraber olacağız. Böylece bizler bir şey söylediğimizde bizleri dinlemek durumunda kalacaklar. Kendi istekleriyle yapacaklar bunları. Bu konuda enerjimizin eksik olduğunu düşünüyorum. Yani bizim mesleğimizin bir türlü şeyden, ataletten kurtulamadığını düşünüyorum. Ya ben de bunu anlayamıyorum. Buraya, bu koltuklara, bu makamlara aday olan arkadaşlar enerjileri yüksek olacak. Ne olursa olsun. İşini ayarlayacak. Bürosunda da çalışacak, bu işleri de yapacak. Ben yetiştiremiyordum, özveriyle geldim. Gelme kardeşim o zaman. Yapma bu işi, aday olma. O yüzden bütün arkadaşlarım buradan bilsinler, Çağdaş Muhasebeci grubunun üyeleri, yönetme denetmesindeki arkadaşlar şimdiden programlarını ayarlasınlar. Artık yarım günleri hep beraber
meslek için çalışacağız, yarım günlerde kendi işleri için çalışacaklar. Meslektaşlarımıza sosyal tesis imkanı dedik. Hepimiz gidiyoruz, Dülfer'de yerler var. İşte yok Meslanlar Derneği, yok Balgöç falan. Onlara güzel paralar kazandırıyoruz, işte hep beraber gidiyoruz. Ramazan'da da gidiyoruz. Ya bizim onlar kadar kıymetimiz yok Nilüfer Belediyesi'nde ya da Büyükşehir Belediyesi'nde. Var. O yüzden Turgay Başkan gitti, tekrar çıkarken bir daha kendisine görüştüm. Onlardan Nilüfer Belediyesi'nden görev yapan arkadaşlarımız burada var. Hem Alek Berkartun hem Şenol arkadaşım. Onlardan söz aldık. Bize yardım edecekler ve Nilüfer Belediyesi bize yer tahsis edecek. Biz de orayı müstecir vasıtasıyla işleteceğiz ve bir meslektaşımızın bir araya gelip çay içtiği, ufak ufak mesleki sorunları tartıştığı veya iki tane dedikodu yaptığı, az da olsa küçük de bir yürüyüş alanı veya spor alanı olacak bir yer, çok büyük bir yerden bahsetmiyorum. Teknoloji bizi birbirimizden ayırdı. Bu teknolojinin yarattığı negatif etkileri biraz olsa da pozitife çevirmek için bir araya gelmeliyiz, oturup beraber bir çay içmeliyiz, bir tavla oynamalıyız gerekirse, bunun da yerini ayarlayacağız. Evet, bunun da hayalini kurduk, inşallah bu hayalimizi de gerçekleştireceğiz. Diyoruz ki uygulamalı yardımcı personel eğitimi. Odamız yaptı bu sene. İşkur destekli. Buna da bir tane yaptı ve devam eder diye düşündüm ama zaman mı yetmedi bilmiyorum. Artık bunun düzenli olarak yapılması lazım. Test ettiğimiz sorunlardan biri bu. Hem firmalarda hem bürolarda yardımcı personel yetersizlikleri var. Olan personelin de eğitimleri yeterli. Biz de odamızda yetkin arkadaşlarımızla, bunu özellikle söylüyorum, bu eğitimleri bizim arkadaşlarımız verecek. Mali müşavirler verecek, bürolarında çalışan arkadaşlar verecek. İşte Hasan bana bakıyor, gerekirse Hasan verecek, gerekirse Mecit verecek. Yani bizler vereceğiz bu eğitimleri. O arkadaşları yetiştireceğiz. Bürolarımızda ve firmalarda yardımcı personel olarak istihdam edilmelerini sağlayacağız. Böylece şu anda sıkıntı çektiğimiz işsizlik konusu, işte şu anda çöküyor üzerimize. Hepinizin elinde CV'ler var, farkındayım, biliyorum. Böylece bir nebze de olsa bu toplumun işsizlik sorununa çare bulmuş olacağız. Diyeceksiniz ki ne kadar çare? Ya ben bir kişiyi işe sokayım, beş kişiyi sokayım yeter. Onun duasını alayım yeter arkadaşlar. Büyük sözler ettiğimizin farkındayız. Genç meslektaşlarla ilgili bir şeyler söyledim. Reca Ekmekçi burada mı bilmiyorum. Bir şekilde benim kulağıma geldi. Ben de bir açacağım, doğan bana da destek verecek mi diye. Evet, Reca Ekmekçi'nin mal varlığı kadar varlığım olsun, vallahi yarısını meslektaşlara vermezsem nokta nokta olsun değil mi? Demiş, ya ben de şunu diyorum, genç meslektaşlarımıza büro desteği sağlayacağız. Burada şunu demiyorum, ben bütün genç meslektaşlarım büro açacak, onlara büro sağlayacağız, onların her türlü. Hayır, bir örnek yapı kuracağız, 15-20 meslektaşımızın barınabileceği bir yapı, donanımlarını, yazılımlarını ve eşyalarını odamız tarafından sağlanacak. Bunların da odanın bütçesinden alınmasına gerek yok. TÜRMOB'dan Luka'yı alacağız, bilgisayarcılarımızdan bilgisayar sponsorluklarını alacağız. Yine gönlü arkadaşlarım vardı burada, biraz da mobilyayı onlardan alacağız. Yani ben yolunu bulacağım. Arkadaşlar biz bunun çaresini buluruz, yapabiliriz. Bizler gücümüzün farkında değiliz. Bizim ilişki kuramayacağımız hiçbir makam yok. Giremeyeceğimiz hiçbir kurum yok. Hangi kurumun mali müşaviri yok? Hangi şirketin mali müşaviri yok? Hangi odanın başkanının mali müşaviri yok? Bizim giremeyeceğimiz yer yok. O yüzden söylüyorum genç meslektaşlar ofis desteğine. Evet biraz karikatürize edenler var ama örnek var. İzmir'de İzmir odamız yapmış. İnşallah seçim bittikten sonra gideceğiz, inceleyeceğiz. Onların da önerilerini alacağız. Evet, genç meslektaşlarına buradan sesleniyorum. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Sizin yanınızda Çağdaş Muhasebeciler Grubu var. Siz yeter ki kendi donanımınızı sağlayın, işinize sahip çıkın, ahlak etik değerlere sahip çıkın yeter. Bizler sizlerin arkasında olmaya devam edeceğiz. Arabulucukla ilgili Asım Başkan da anlattı biraz konuyu. Dün bir avukat arkadaşım beni aradı. Ben sosyal medyada paylaşmıştım bu arabuluculuk meselesini. Ya dedi, bize de biraz iş bırakın falan. Ya nasıl dedim yani, biz avukatlar çok kazanıyor diye düşünüyorduk. Onlar da aynı şikayetten var. Genç avukatların işle ilgili problemleri var. Ama belli bir düzeyin üzerine çıkmış avukatların geliri çok yüksek.
arabuluculuk işini fiilen biz yapıyoruz arkadaşlar. Hepiniz iş yerlerinizde çalışanlarla patronların arasında problem çıktığında ilk önce siz uzlaştırmaya çalışmıyor musunuz? Dava açmaya yönelmeden önce onların bir şekilde haklarını patrona karşı savunmuyor musunuz? Ya da işverenin hakkı olduğunda işçiye ya bak şurada şurada hata yapıyorsun, davaya gidersen sıkıntı yapacaksın, hiç gerek yok, al şu paranı rahat et demiyor musunuz? Yani bunları yapıyoruz zaten. Fiilen yaptığımız bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden arabulucu bizim hakkımız. Verirler vermezler. Biz isteyeceğiz. İstemeyle devam edeceğiz. Öyle kibar çocuklar gibi değil. Hiç kimseye hakkımızı yedirmeyiz. Hiç kimsenin de hakkını yemeyiz. Bunu birileri söylemişti. Çok hoşuma gitti. Ben de aynısını kullanıyorum. Hayatım boyunca da insanlar, hep öyle söylüyorum. Vicdanlı insanlar var. Bir de vicdansız insanlar var. Ne sağcı ne solcu. Dayanışmadaki arkadaşlarımı uyarıyorum. Süre hakkını yemeyelim. Kota kategorize ediyorsunuz bizleri. Bakın Çağdaş Muhasebeciler grubunda her tür siyasi görüşten renk var. Bizlerde MHP'li arkadaşlar var, AK Partili arkadaşlar var, HDP'li arkadaşlar var, CHP'li arkadaşlar var. Gidip arkadaşlarıma, arkadaşlarımıza, sizlerin de benim de arkadaşlarım hepsi. Ya bu solculara oy verecek misiniz? Sen inançlı birisin, gerekir mi? Bunu duyuyorum, bunu üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir şeyi sakın bir daha yapmayın. Bizi ayrıştırmayın. Biz pazartesi günü Çağdaşı Meslekte Birliği bağımlısı, yani BABS cezası geldiğinde Çağdaş grubu üyesine geliyor da Meslekte Dayanışma grubu üyesine gelmiyor arkadaşlar. O yüzden hep birlikte olacağız, hep birbirimizi kucaklayacağız. Sizler bundan emin olun. Çağdaş Muhasebeciler grubu yarın akşam sandıktan müdürü alıp çıktığında hiçbir meslektaşa, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir ayrımcılıkla bakmayacak, hepsini kucaklayacak. Ben tekrar söylüyorum, bizde, bizim grubumuzda her siyasi renkten arkadaşım var. Biz bu demokratik olgunluğa sahibiz. Bizler Çağdaş Muhasebeciler grubu gibi çalışmalarımızı tanımladık. Sizlere diyoruz ki, gelin emeğin, umudun, değişimin, yenilenmenin sahibi ve temsilcisi Bursa Çağdaş Muhasebeciler grubuna destek verin. Sevgili meslektaşlarım, bütçeyi biliyorsunuz, rakamlar silsilesi, okursam saatleri alacak, verilen önerge şu, rakamları okumadan bütçeyi olduğu gibi kabul ediyor. Çünkü 3 senenin bütçesi var, zannediyorum her biri 7'şer sayfadan 21 sayfayı tutuyor kitapçıkta hazırlanmış. Zaten o biliyorsunuz dernekler ve odalara ilişkili olarak bir tahminden ibarettir. Hiçbir zaman da gerçekleştiremeyiz bunu ama
onaylamamız gerekiyor. İkinci orada onaylayıcı Avrupa her ne kadar kitapçılıkta yer alıyorsa da bütçe rakamlarındaki aktarma yetkisini seçilecek yönetim kuruluna verilmesi gerekiyor genel kurul tarafından. Onu da oylayacağım. Şimdi önce şeyi oyluyorum. Rakamları okumadan bütçeye oylamaya sunulmasını oyluyorum. Kabul edenler? Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bütçeyi kabul etmedik. Sadece bütçeyi okumadan oylamaya. Değerli arkadaşım, Oda internet sitesinde bu yayınlanmış. Bu kitapçıklarda var, kitapçıklarda zannediyorum dışarıda bol miktarda var. Önerge var. Eğer bu önerge de şu anda kabul edildi, bu haliyle biz toplantıya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben cevap veremedim, kulaklarımda sağır olduğu için sağır attınız beni, yaşlandırdı. Evet, şimdi... Değerli arkadaşlar, iki farklı önerge var. Bir önergeyi Hasan Çalışkan'la Mecit Tuğcu arkadaşımız imzaladı. Diğer önergede Ahmet İkbet Sönmez, Ömer İşçi, Hasan Uçar, Riyas Tibi, Asim Karavan, Fatih Arslan, Doğan Yılmaz, Bircan Kılıç, İsmail Özdemir, Savaş Albayrak, Osman Yıldırım, Nazan Özsoy, Fatma Çiğler Adaş, Bünyamin Çolak, Ayhan Erken, Nurcan Güngör imzalı bütçeyle ilgili iki tane önerge var. Bunları okuyorum. Gündemin 11. maddesinde görüşülüp karara bağlanması için önerge metnimiz aşağıdaki gibi olup müzakere edilerek oya sunulmasını arz ve talep ediyoruz. Faaliyet raporları, karşılaştırmalı mali tabloların ve BSMMMO bütçe tasarlarının yer aldığı 23. dönem olağan genel kurul kitabı 1-1-2020 ve 31-12-2020 dönemi BSMMMO gider bütçesinde parantez içi 247. sayfa yönetim ve yürütme kurulu, denetleme ve disiplin kurulu diğer kurullar için belirtilmiş oturum ücretleri ile 1-1-2020, 31-12-2020 dönemi BSMMO TESMER Şubesi gider bütçesinde parantez içi 249. sayfa belirtilmiş TESMER Yönetim Kurulu oturum ücretlerinin 1-1-2019, 31-12-2019 dönemi için geçerli sayılarak bu dönemde adı geçen kurul oturumlarının ücretinin hesaplanmasında uygulanmasına parantez içi 4-6-2016 tarihinde gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu 10-C bendinde 1-1-2019, 31-12-2019 gider bütçesi oturum ücretleri faslı için taşınarak hesaplanan tutarların 1-6-2019 tarihinden sonraki dönemler için uygulanmamasına öneri. Bunu tamamlayan diğer bir önerileri var. Onda da yine aynı imzalar. Faaliyet raporları, karşılaştırmalı mali tabloların ve BSMMO bütçe tasarlarının yer aldığı 23. dönem olağan genel kurul kitabı, 2021-2022 yılları gider ve gelir ve gider bütçesi açıklama notları 248. sayfa 3. maddesinde 2020 yılı gider bütçesinde belirtilen kurulların parantez içi tesmer dahil huzur hakları 2021 ve 2022 yılları bütçelerinde TÜFE oranında artırılmayarak 2020 bütçesinde belirlenmiş olan tutarlar 3 yıl için geçerli olacaktır. Belirlenen açıklama notunun aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine. BSMMO ve BSMMO TESMER Şubesi 2020 yılı gider bütçelerinde Yönetim ve Yürütme Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu, diğer kurullar ile BSMMO TESMER Şubesi Yönetim Kurulu için belirlenen oturum ücretleri 2021 ve 2022 yılları bütçelerinde ilgili yıl için açıklanan TÜFE oranında artırılarak uygulanır. Önerge sahipleri Asım Karaman, Fatih Arslan, Doğan Yılmaz, Bircan Kılıç, İsmail Özdemir, Savaş Albayrak, Osman Yıldırım, Nazan Özsoy,
Fatma Çileredaş, Bünyamin Çolak, Ayhan Erken, Nurcan Güngör. Diğer önerge de yine bu konuyla alakalı. Bursa SMMO 23. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Gündeminin 11. maddesinde görüşülecek olan, o da kurul ve komisyonlarını görev alarak alacak olanlara ödenecek huzur haklarının geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının %5'i olarak uygulanmasını teklif ediyorum. Gerekçe 1. O da kurul ve komisyonlarında görev almak gönüllülük esasına dayanmaktadır. Buralarda gelir beklentisi içinde olmak gönüllülük esasına aykırıdır. 2. Nispi aidatların kaldırılmış olması nedeniyle odanın gelirleri azalmıştır. İmza sahipleri Hasan Çalışkan, Necip Tuğcu. Aslında çalışkan önerge sahibi işte. Sevgili arkadaşlar, hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Şimdi mevcut yönetim kurulumuzun vermiş olduğu önerginin yani ne ifade ettiğini açıkçası ben anlayamadım. Yani bir artırılsın, bir artırılmasın, bir ne bileyim tüfe uygulansın, uygulanmasın diye. Bakın size bir örnek veriyorum. Geçen hafta içerisinde ben Trabzon'dayım, Trabzon'dayım. Oda başkanını ziyarete gittim. Sordum sizlerin huzur haklarınızı ne yaptınız dedim. %100 artırdık dedim. Yapma dedim ya. Kaç lira ödünüz %100 artırdık? 1 lira ödük dedim. %100 artırdık 2 lira yaptım. Bu Bursa dışından. Bizim odaya eleştirimizin olduğu yerde bir sürü meslek örgütlerimizin binaları var. Biliyorum. Mimarlar huzur hakkı almıyor. İnşaat mühendisleri huzur hakkı almıyor. Bildiğimiz kadarıyla avukatlar huzur hakkı almıyorlar. Yani bu odaların, bu meslek örgütlerinin üyeleri bizden çok çok fakirler mi? Ki bunlar burada görev alan yönetim kurulu üyeleri, diğer komisyon üyeleri ücret almıyorlar. Bu bizim için bir kanayan yaradı. Bakın, geçmiş zamanlarda hep konuşuldu. İşte İstanbul Odası'nın bilmem başkanının 100 milyarlara yakınacak. O zaman için şimdi bugünkü rakamlarla söylüyorum. Ne bileyim jacuzzi odaları, ne şu kadar huzur hakları, bu kadar huzur hakları diye. Şimdi bizim kurullarda görev yapan arkadaşlarımızın Bursa dışına çıktıkları zaman altlarında arabaları var. Ve oraya da bir cebilerinden bir kuruş para harcamıyor. Değil mi? Gidiş geliş yol paralarıdır, masraflardır. Oda tarafından karşılanıyor. Ne kalıyor geriye? Bursa'da harcayacağınız odaya harcayacağınız mesai. Orada gerekçe de söyledi. Gönüllü kısasına dayan. Doğan da burada söyledi. Eğer zamanın yoksa, yani işinden odana zaman ayıramıyorsan, o zaman gönüllü olarak o kurulara devam edeceksin. Yani yok ben şeyimi harcıyorum, zamanımı harcıyorum, buradan para talep edeceğim demek büyük bir haksızlık, yanlışlıktır. Ve odanın bizim yani diğer önergide ne söylendiğini açıklığında bilmiyorum. Yani orada bir anlaşılmıyor. Anlaşılan varsa, anlayan varsa söylesin. Ve açık ve net olarak söylüyoruz. Diyoruz ki uygulanacak olan o dönemki asgari ücretin, brüt asgari ücretin %5'idir. O da işte bunun için rakamlarla 100 küsur lira bir para yapar. Yani kimse odalardaki huzur haklarını kendine bir gelir kapısı olarak görmesin. Eğer hizmet yapacaksa buyursun yapalım. Zaten odanın az önce mali tablo açıklamasını söylendi. Odanın zaten geliri yok. İşte kasasında 2000 lira civarında bir para var. Hükümet bankasında şu kadar var, bu kadar var. Zaten geliler düşmüş, düşecek. Yani odaları eğer hizmet amaçlı yapacaksak amenna buraları bir gelir kaynağı olarak değil, bir hizmet yeri olarak görelim ve ona göre buralara aday olalım, ona göre buralarda çalışalım. Ben takdirinize bırakıyorum, vicdanlarınıza bırakıyorum. Saygılar. Sevgili Hasan Bey, bir şey soralım mı? Hasan Bey.
önergenizde asgari ücretin brüt tutarının %5'i olarak uygulanmasını tespit. Aylık mı, oturum başına mı? Aylık. Aylık. Yani toplam olarak. Şuraya aylık olarak kalemimizde ilave edin. %5'i var burada. Gelmez mi? Sen şurada ısrar et de diğer önergenizde bir açıklasınlar, ondan sonra sana söyleyeyim. Otur otur, şuraya oturabilirsin. Bu yönetimin verdiği önergeyi Hasan Bey siz mi açıklayacaksınız? Sevgili arkadaşlar, bizim faaliyet belgesi kitapçığında mali tablolar ve bütçe önerilerinin bulunduğu kısımda 2020 bütçesi kalem bazlı hesaplanmıştır. 2021 ve 2022'ye taşıma usulü enflasyon oranlarındaki taşıma usulüyle hesaplanmıştır. Denk bütçedir bunlar. 2020 bütçesinde öncelikle şunu belirteyim. Hali hazırda uygulanan oturum başına ücretler tüm kurullarda %50 indirim uygulanmıştır. Buna aday olan arkadaşlarımızın da rızası ve muvafakatı vardır. Bunlarla %50 indirimli olarak oturum hesaplaması yapılmıştır. Yani yönetim kurulu ücretleri bunun üzerinde hesaplanmıştır. O fasıl böyle denk gelmiştir. 2020 bütçesi. 2020 bütçesinde önergemiz şu, anlayamadığını anlatıyorum. 2020 bütçesinde %50 indirilmiştir. Bunu bir defa onu bilelim. Oturum sayısında değişiklik yoktur. Aynı sayı ve %50 indirimli olarak arkadaşlarımız görev yapmayı kabul etmiştir. Kim kazanırsa. Şimdi dolayısıyla 2020'de uygulanacak ücretin 2020 bütçesinde çözemediğimiz için 2019, 1 Haziran 2019'dan itibaren de %50 indirimli alma talebidir o önerge. %50 indirimli olarak biz görev yapacağız diyorlar. Önergemiz budur. Anlaşılmayan bir şey varsa tekrar ifade edin. Yazıyor, kitapta var, bütçede yazıyor. Oturum bazı fiyatlar var. Teşekkürler. Evet, evet, orada ne işi var? Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım. Benim ikinci önergeyle ilgili muhalefetim var. İkinci önerge yönetimin önergesi değil arkadaşlar. Demin Ali Bey'e de söyledim, onu da okursa kimler vermişse adaylar vermiş. Ahmet Hikmet'in imzası yok. Hasan Uçar'ın yok, Ömer İşçi'nin yok. Yani yönetim kurulu olanların yok. Bize bir bütçe sunmuş yönetim kurulu. Demiş ki size bir bütçe sundum. Bu bütçe önümüzde, kitapçık. Biz onu kabul ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama denetim kurulu diyor, ben unuttum. Tüfeği unutmuşum boymaya oraya. Şimdi tüfe koyalım. Yok arkadaş öyle bir şey. Yönetim bütçesi gelmiştir. Ben yönetim bütçesini el kaldıracağım. Ama ona kaldırmam. Unuttum diye bir şey yok. Koysaydınız yönetim kurulu olarak tüfeği oraya koysaydınız. Niye koymadınız? Unuttunuz mu? Bu kadar hata olur mu arkadaşlar? O da diyor ki rakam hatası vardı. Bilgisayar yapmış bilmem ne, böyle şeyler olmaz. Yöneticilik ciddi iştir. Buraya bir rapor sunuyorsan oraya tüfeği de borsun. Niye koymuyorsun? Onun için şunu diyor ikinci raporda. Hasan'ınkine ben bir şey demiyorum. Birinci rapor Hasan Uçar açıkladı. Ona evet. %50 indirmişler, sağ olsunlar. Gider bütçesini aşağı çekmişler. Yani huzur akıları %50 aşağı çekmiş arkadaşlar. Bu devam etsin diyor. 2020'de de devam etsin, 2023'te de. Arkadaşlar, aday olan arkadaşlar o önerge veriyor. Diyor ki, hayır 2020'de tüf oranında artsın bilmem ne. Hala da huzur hakkı artırma bütçeler. Ya bir odanın bütçesi sıkıntılı zaten. Bak arkadaşlar, yarın öbür gün yönetime geldikleri zaman nispi aidat ödeyenler dönüp odadan nispi aidatları istersen yapacaklar bunlar. Mahkemeye verip. Çok tehlikeli boyutlar var, bunları söylemek istemiyorum. Onun için aynı %50 huzur haklarından alsınlar, gitsinler, devam etsinler. Eğer yani paraya çok gerek yok, yani
orada enflasyon oranında, tefe oranında artsın, bilmem ne olsun. Başta bunu getirselerdi, ortak yönetim kurulurlar bunlar arkadaşlar. Orada Asım da var, diğer arkadaş 4 kişi onunla. Bütçeyi onlar sundu bize. Artı arkadan sadece aday olan arkadaşlar ve bazı arkadaşlar, meslekte birlikteki arkadaşlar tüm oranda artışın yönelge getiriyor. Yönetimin önergesi değil. Şahsi birileri. Hasan'ın söylediği yönetim önergesi. Evet, teşekkür ederim başkanım. Bunu açık oldum. Evet, şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Bir arkadaşın önergesinde ücretlerin aylık asgari ücretin %5'i olması, bütçe yıllarında olması şeklinde yazıyor. Bir önerge yeniden okuduğumuz an şu çıkıyor. Şu genel kuruldan sonra kalan 6 aylık süre için %50 indirilmesi. Bunu eski yönetim kurulu, İbrahim yönetim kurulu önerge olarak vermiş. İkinci önerge ise yine okuduğumuz önerge, yeni gelecek arkadaşların, yönetimine gelecek arkadaşların verdiği, onlar da neydi okumuşsun? Tüfe oranında, yıllarında huzur haklarının ilgili yıl açıklanan tüfe oranında artırarak uygulanması yönünde kitapçıktaki bütçe önergesine değişiklik önergesi vermişler. Bütçe önergesine değişiklik. Evet. İmzalayanları okuyorum. Bu son öneri, yani tüfe oranında artırılmasını talep eden, zaten %50 indirilmiş, o 50 indirilmişi tüfe oranında artırılmasını talep eden arkadaşlar. Asım Karaman, Fatih Arslan, Doğan Yılmaz, İrcan Kılıç, İsmail Özdemir, Savaş Albayrak, Osman Yıldırım, Nazan Özsoy, Fatma Çil Eradaş, Bünyamin Çolak, Ayhan Erken, Nurcan Güngör. Tek tek açıklama yaptılar. Ben önerimi %50 indirim değil, %75 indirim olsun. Hasan Çalışkan Bey'in önerdiği öneriyi oylarına sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmemiştir. Şimdi bunu da ayrı onaylıyorum. 4-6-2016 tarihinden gerçekleştiği 22. olan genel kurul 10 C bendinde 1-1-2019 31-2024 gider bütçesi oturumu oturum ücretleri faslı için taşınarak hesaplanan tutarın 1-6-2019 tarihinden sonraki dönemler için uygulanmamasına. Yani bu sene 2019 için bu ücretlerin düşürülmesinizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Teşekkür ederim, kabul edilmiştir. Oy çok, var mıydı orada şey? Göremedim. Üçüncü, 2021-2022 ve sonrası için gider bütçelerinde yönetim ve yürütme kurulu, denetleme ve disiplin kurulu, diğer kurullar ile BSMMO Test ve Şubesi Yönetim Kurulu için belirlenen oturum ücretlerinin 2021 ve 2022 yılları bütçelerinde ilgili yıl için açıklanan tüfe oranda artırarak uygulanması. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ederim. Etmeyenler? Saymam gerekiyor. Etmeyenleri kaldırın. Sayar mısınız? Vekalet yoktur, tekel kaldı.
Ben yeteri kadar yoruldum, siz de biraz ellerinizi alattırarak yorulun bakın. Red 28. Kabul edenler. Üyesiniz tabi kalmıyorsunuz. Ben değilim, kaldım. Sayıyoruz. Evet, önerge kabul edilmiştir. Bu şekliyle 2020, 2021, 2022 bütçe rakamlarınızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, teşekkür ediyorum. Etmeyenler? Oy çok koydu. 12. madde. Vefat, sağlık ve tutukluluk nedeniyle üye aidat borçları sürülecek üyeler hakkında karar alınması ve bu maddeye ilişkin kanunlar olmadığını göremedim. Kim açıklayacak bunu? Tamam, oku. Önergeyi oku. Değerli arkadaşlar, önergeyi okuyorum. 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu 29.11.1991 tarihinde 21.066 sayılı resmi gazete yayınlanan serbest muhasebeci mali müşavir odaları ve yeminli mali müşavir odaları üye aidatlarıyla birlik paylarının tespitine ait yönetmeliğin 15-A maddesindeki uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, tutukluluk, kümürlük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda tahakkuk eden aidat ve geçimli faizi borçları da oda tarafından yapılacak veya yaptıracak inceleme sonucuna göre genel kurum kararıyla ertelenebilir, kısmen veya silinebilir. Hükmüne dayanılarak aşağıda ismi yazılı olan üyelerimiz uzun süreli tedavi gerektiği durumlarda dair sağlık raporunu sunarak tabipler odasından doğru ilişkileri yapmıştır. SSV boyu olan borçların silinmesini talep etmişler. İlgili talep yazıları ile tabipler odasından alınan onay yazısına katılarak borçların silinmesi için başvuruları genel kurulunda iletilmiştir. Sağlık nedeniyle aşağıda isimleri bulunan meslek mensuplarının odaya olan borçlarının ve gecikme zamlarının silinmesini öneriyoruz. Önerenler Ahmet İlmen Sönmez, Ömer İşçi Hasan Uçar, Fikri Yazkili, Ali Çevdir, Asım Karaman, Fatih Arslan. Bu arkadaşların şöyle bir özel ricaları oldu. Eğer uygun görürseniz afişe etmeme adına burada isimler belli. 5 tane arkadaşımız toplam 9.561 lira ana para, 1.541 lira gecikme faizi, 330 lira icra masrafı olmak üzere toplam 11.433 lira 67 kuruşu kuruşun silinmesi için bir talepleri var. Afişe etmeme adına bu arkadaşlarımızın tek tek sayılmasını rica ettiler. Uygun görürseniz tek tek saymayacağım. Bu haliyle evet. Yönetimin teklifidir. Bunun sesinde bilmesi için genel kuruldan geçmesi gerekiyor. Mesleğimiz açısından isimlerin ifşa edilmesi bana da etik gelmiyor. Onun için ifşa etmeden oylamaya sunacağım. Bu mağdur olan veyahut da rahatsız olan arkadaşlarımıza odamıza olan borçlarının silinmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, Türk milleti duygusallığına teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler, ona da teşekkür ediyorum. Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, sondan bir önceki maddemiz, yönetim kurulu tarafından sunulan BSMMO ama çok meyvelerinde kurumsal ve organizasyon yapısına ilişkin yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması. Nedir bu önerge? Sayın Başkanım, 3 tane önerge var. Yönetim kurulundan öncelikle bir önergeler birleşik önergesi. Yok, farklı maddelerle ilgili. Birinci önergeyi okuyorum. Çalışma komisyonları yönergesi kapsam ile ilgili ikinci maddesinde ifade edilen
İhtas edilen yeni komisyonlar yapılacak ilk genel kuruluna getirilerek yönergeye işletilir. Önce 2-6-2013 tarihli BSMMO genel kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlük kazanan BSMMO yönetim kılavuzu, yani yönergeler seti, çalışma komisyonları yönergesi 10-16 maddeleri aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştirmesi öneriyoruz. Yeni metin, basın yayın ve halkla ilişkiler komisyonu, bağımlı çalışan meslek komisyonları, Çevre, Sağlık ve Spor Komisyonu, Mesleki Sorunlar Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu, Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, Bilgi Teknolojileri İlgi İzleme Komisyonu, İnsan Kaynakları Komisyonu, Yerel Yönetimler Meslek Odaları ve STK ile ilgili ilişkiler komisyonu, yönetim kuruluna doğrudan bağlı olarak çalışır. Yeni metin, madde 16, Stajyer Eğitim ve Denetim Komisyonu, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu, Ticaret Mevzuatı, Muhasebe Standartları Komisyonu, Vergi Mevzuatı Komisyonu, Bağımsız Denetim Komisyonu, TESMER Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'na doğrudan bağlı olarak çalışılır. Not, Yönetim Kurulu'na bağlı çalışma komisyonları, Bilgi Teknolojileri İlk İzleme Komisyonu, İnsan Kaynakları Komisyonu, Yerel Yönetimler Meslek Odaları ve STK Komisyonu, TESMER Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'na bağlı çalışma komisyonunda, Bağımsız Denetim Komisyonu, madde 23. Yeni ihtas edilen komisyonlara dair görevleriyle ilgili oluşturulacak ve yönetim kurulunun onayladığı madde hükümleri 15. maddeden sonra gelmek üzere teselsül ettirilir diyor. İsterseniz bunu onaylayalım. Daha sonra devam edelim. Evet, bunu gelen şeyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çok. Ha, oy veriyor. Evet, ikinci yolu. Bursa Mali Müşavirler Odası'na 23. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'na gündemin 13. maddesiyle ilgili önerimiz. 2-6-2013 tarihli BSMMO Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlük kazanan BSMMO Yönetim Kılavuzu 32. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirmesini öneriyoruz. 1-2'de değişiklik yok. 3. ilçe temsilcilikleri yönetim kurulu şeklinde oluşturularak çalışmalarını yürütür. Yönetim kurulu en az 3, en fazla 5 kişiden oluşur. İlçe temsilcilik seçim tarihi ve yönetim kurulu üye sayısı oda yönetim kurulu tarafından belirlenir. Temsilcilik yönetim kurulu gizli oy açık tasdik ilkesi ve nispi temsil esaslarına göre seçilir. Seçimler oda yönetim kurulu gözetiminde yapılır. 4. Değişiklik yok. Teklif edenler Asım Karaman, Doğan Yılmaz, Mesut Topçu, Ali Çevgir, Zeki Turan, Fatih Arslan. Bu da 32. maddeye ilişkin değişiklik. Bir önceki 10 ve 16. maddeye ilişkin değişiklik. Bu da 32. maddenin 3. fıkrasına ilişkin değişiklik. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy veriyorlar. Bir diğer teklif, odamız çalışma komisyonlarına ilave olarak aşağıdaki komisyonların açılma hususunu genel kurulumuzun kararlarına arz ve teklif ederiz. 1. Atatürk Araştırmaları ve Tarih Komisyonu. Gerekçe, meslektaşlarımız Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, aynı zamanda hem köklü tarihimize hem de insanlık tarihine ilgi duymaktadırlar. Bu alanda çalışmalar yapıp konferans ve paneller düzenleyip meslektaşlarımızın bu ilgisini daha dinamik, daha sistemli bir biçimde yaşamlarına sunabilecekleri bir çalışma düzenine ihtiyaçları vardır. Meslek odamızın ülke entelijansiyonu ilk defa duyduğum bir kelime, takdir ediyorum. Katkı sunması hem sosyal itibarına katkı sunmak açısından hem sosyal sorumluluk kavramı gereği önemli bir ihtiyaçtır. 2. Ekonomi Çözümleri Komisyonu, gerek ülkemiz gerekse dünya yapısal bir ekonomik krizin içerisindedir. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, ekonomi modellerinde yapısal değişiklikleri zorlamaktadır. Mali müşavirler, meslek grubu diğer mesleklerden farklı olarak ülke ekonomisinin nabzını tutan, reel ekonomiyle ilgili somut verileri bizzat toplayabilen, çözüm önerileri üretebilen bir meslek grubudur. Ülkemizin ekonomi sistemi olarak çıkmaza girdiği bu dönemde oluşturacağımız çalışma komisyonu, geliştirilebilecek ekonomi modellerini veya ekonomi çözümlerini devlet kurumlarımızda ve kamuyla oluşturarak
mali müşavirlerin kurumsal olarak ekonomik çözümlere nasıl katkı sunabileceklerini göstereceklerdir. Bu da yine mesleğimizi sosyal sorumluluk kavramı açısından gerekli bir komisyondur. Saygılarımızla Hacı Bektaş Aykut Hamdi Liman. Hepsini gönderiyorum şu anda. Buyurun. İki arkadaşımızın söz var. Tamam, gönderiyorum. Öneri hakkında mı konuşacaksın? Hacı Bektaş arkadaşımızın önergesiyle ihdas edilmesi istenen iki adet komisyonla ilgili arkadaşlar söz aldım. Gerekçesi ve isimleriyle beraber gayet güzel bir çalışma yapmış arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Ama yeni komisyon oluşturma ve o yeni komisyona ihtiyaç duyulduğu halde bizim mevzuatımız yönetim kuruluna zaten bu konuda cevaz veriyor. Yönetim kurulu mutlaka bunu dikkate alacaktır. Bence genel kurul kararı haline getirmeyelim. Çünkü olur da yani ihdas edilemezse genel kurul kararlarına aykırı hareket etmiş olacak yönetim kurulu. Eğer yönetim kurulu buna ihdas ederse zaten bir sonraki genel kurula getirecek ve yönergeye işletecektir arkadaşlar. Bana göre tavsiye niteliğinde bulunsun. Mutlaka toplantı dosyasında bulunsun ama oylanması doğru değil diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Oylayabilir miyiz bunu burada? Dediğin doğru da oylardan da reddedilirse o zaman iyice Atatürk'e karşı çıkmış oluruz. Yani eğer Atatürk'ün şey veya ekonomi yani o zaman ki onun için Hasan'ın beyin açıkladığı gibi yönetimden bunun genel kurula gelmesinde daha ve şunu yapabiliriz. Dilek ve temennilerde bir dilek ve temenni yönetime önerebiliriz. Ama dediğim gibi oylayıp da red çıkarsa bu beni ben de şey yapar. Üzer. Ya yani değil tabi. Yani onun için yani bunu yönetime gelmesinde yarar vardı. Yani çalışıp faaliyetini yapıp yönetimden gelmesine yarar vardı diye düşünüyorum. Ama önerge sahibim şey... İki tane meslektaşımız var önerge sahibi olarak. Bir meslektaş üzerinden değerlendirmek doğru değil. Hamdi abi. Sizin de imzanız var. Valla ben söyleyeyim. Şimdi burada doğanın konuştuğu zaten felaket. Yani Atatürk bilmem ne geçiyor diye meslekteki dayanışmalar Atatürk düşmanı mı? Değil. Hamret edeceğin ne var? Ben de şimdi bir dedim. Üzerine var. Bir dakika dinle. Dinle ben konuşuyorum. Tamam, ben de o meslekte dayanışmadakiler Atatürk düşmanı mı diye hayır diyecekler de bilmem ne yapacaklar. Bu önergedir. Oyladı. Hacı Beytaş bunu yaparken genel kurulda geçen bir kararı yönetim uygulamak zorunda kalacağız. Yoksa biz burada Atatürk'ü tartışmaya tutacak kadar çok seviyeli bir adam değiliz. Böyle bir şey mi oldu? Bu Atatürk, şu ben Atatürk'ü şimdi öldürdüm. Tamam, teşekkür ederim. O zaman geldiği şekliyle iki tane çalışma konusu mu? İki tane çalışma konusu mu? İki ayrı çalışma komisyonu okuduk. Oylarını soruyorum. Kabul edenler? Bu kelimede cahil olan bir ben değilmişim galiba. Bir oy bulur. Cumhuriyet değiliz ya. Bu itirazcı kim olabilir? Tartışmasın.
Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, divan heyeti olarak biz burada toplantının sağ salim yürümesinden sorumluyuz. Burada iki tane değerli arkadaşımız kendi düşüncelerini ifade eden, kendi isteklerini ifade eden bir önerge verdiler. Biz bu önergeyi oylatmakla mükellefiz. Olumlu oy verebilirsiniz, olumsuz oy verebilirsiniz. O nedenle biz iki arkadaşımızdan bu konuyu daha dallandırmamaya neden olması için önergelerini gözden geçirmelerini rica ettik. Onlar da önergelerinde ısrarlı olduklarını ifade ettiler. O bakımdan biz divan olarak bu önergeyi oylamak zorundayız. Teşekkür ederim. Hocam. Söz almak ister misin hocam? Başkan. Şimdi hep... Evet, genel şekliyle iki çalışma komisyonunun kurulması teklifi var. Gelecek yeni yönetim kurulu için. Bu önerge olduğu için, önerge çekilmediği için oyluyorum. Böyle bir iki çalışma komisyonunun kurulmasını onaylayanlar lütfen oylarını kaldırsınlar. Onaylamayanlar, yani çekimsel onaylayanla onaylamayan arasında pek fark yok gibi çekimsel ol. Bir daha oyluyorum. Bu önergeyi, okuduğumuz önergeyi onaylamayanlar ellerini kaldırsınlar. Onaylamayanlar. Bu önergenin iki çalışma grubunun kurulmasını onaylayanlar ellerini kaldırsınlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önerge kabul edilmiştir. Evet, gündemin zannediyorum son maddesine geldik. Dilek ve kapanış. Burada dilek ve temennilerde bulunacak bir arkadaş söz istemiş, yazılı vermiş. Ali Serbest Bey buraya davet ediyorum. Sayın Divan, kıymetli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada konuşmaya çıktığımda 12 yıl öncesi 2007 yılında yapılan Mali Genel Kurulu aklıma geldi. Kürsü sağ taraftaydı ve arkamızda meslek onuru her şey, meslek onuru için ve meslektaş için diye bir slogan vardı. Görüyorum ki o slogan da yok olmuş. Ve bu beni üzdü. Ve kaldı ki 12 sene önce yaklaşık olarak belki üye sayımız 1500 en fazla 2000'di. Ve bu salon full çakılıydı.
ve şu anda 5000 üye ile birlikte belki %2, belki %1'i aşmayan bir mevcutla, hazırınla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz gibi geliyor. Değerli arkadaşlar, mesleğimizin kurumsal bir yapı kazanmasından tam 30 yıl geçti. Sorunlar üzerimize sağanak sağanak giderek artan bir şekilde ağırlaşarak gelmeye başladı. Ve mesleğimizdeki bu gelişmeleri, bu sorunlar maalesef gölgede bıraktı. Mesleğimizin gerek uygulamadaki ve gerekse yasal sorunları katberleşerek çoğalmış ve meslek sorunlarımız da bürokrasinin ve mükelleflerin umarsız isteklerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Mesleğimizin itibarı giderek yozlaşmış, hak ettiği seviyeye ulaştıracak planlamalardan yoksun bırakılmıştır. Meslek mensupları kamu otoriteleri tarafından insafsız bir şekilde saygınlık görmeyen bir mesuliyetle kuşatılmıştır. Bu öyle bir mesuliyet ki siyasilerde bile olmayan bir mesuliyet. Bugün ben kilidi vursam 5 yıl gözlerim uyku girmeyecek. Ve öyle bir mesuliyet ki angaryalarla birlikte bürokrasinin kendi aralarındaki iç çekişmelerden kaynaklanan yaptırımları birbirlerine pas etmelerinden dolayı olan bize oluyor. En son poşet beyannamesi, en son defter beyan sistemi, geçen sene tam 7 Mayıs'ta defter beyan sistemi için Gelir Vergisi Başkanlığı tarafından davet edildiğinde ve ülke genelinde 10-15 kişi meslektaş grubu olarak gittik. Gerekli düzeltmeleri yapmalarını söyledik ve aynen hepimizin ortak görüşü şuydu. Maalesef kamu kurumlarımız kervanda yolda düzülür mantığıyla, felsefesiyle idare edilmeye çalışıyor. Geldiğimiz durum bu. Ve aynı zamanda mesleğimizde sorumluluk yetki dengesizliğiyle kasvetli bir hayata mahkum edilmiştir. Haksız rekabet giderek çoğalmış, bugün şartı durduracak yönetim organizasyonundan ve uygulamalardan mahrum.